TAV sorulmuş. TAV Havalimanları. Bugün banka diyorum, bu sektördeki hisselerde pozitif bir görünüm vardı ama borsada başlayan bu satış baskısına ne yazık ki burası da direnemedi ve satışlar geldi. Pegasus olsun, Türk Hava Yolları olsun. TAV'da şu anda pandeminin bitmesiyle birlikte aslında bambaşka bir tabloyla karşılaşabiliriz. Özellikle Antalya havalimanının işletmesinin burada olmasıyla birlikte çok turizm gelirlerinin bu yaz ciddi bir şekilde artmasını bekliyoruz ve burada çok ciddi bir kar beklentimiz var. Bu havalimanında işlerin çok yerinde gitmesini bekliyoruz. O yüzden şirketin bilançosunda da aslında dikkat edersek yavaş yavaş bir iyileşme emareleri var. Bunun da fiyatlara yansıma ihtimali çok yüksek. Şu an için ben TAV tarafında aslında Türk Hava Yolları ve Pegasus'a göre biraz daha zayıf kalan bir fiyat hareketliliğini görüyorum. Ama bunun bence biraz daha taktiksel olma ihtimali yüksek. Ciddi bir nasıl diyeyim? Aralık ayından beri hissede belli bir bantta bir dalgalanma vardı. Burada en son 42 seviyesi, hatta 41,5 seviyesi kırılmasından dolayı 41, 41,5 direnci kırılmasından dolayı hisse senedi 45'e kadar yükseldi. Ve şu anda tekrar bu destek seviyesine gelmiş durumda. Diğer hisselerde olduğu gibi buradaki geri çekilmeyi ben açıkçası bir alım fırsatına dönüştürülebileceği kanaatindeyim. Benim şu anda yakından takip ettiğim, beğendiğim hisselerden bir tanesi. Ve şu ana kadar piyasa, borsa yani endeks kadar bir prim yapmamış olması bu hisseyi önümüzdeki günlerde yaz aylarının da yaklaşmasıyla birlikte favori hisseler arasına sokma ihtimali çok yüksek. Bence yakından takip edilmesi gerekiyor. Örneğin 40 seviyesi alım için uygun olabilir. Bunun altında 38,5 çok kuvvetli bir destek. Bayağı ciddi bir kuvvetli bir destek. Bunun altını açıkçası çok fazla beklemiyorum ben. Buranın altına inmediği sürece buraların altına buralarda yani 38,5 ile 41 arasında yatırımcılarımızın nereden alabiliriz diyerekten bunun iyi bir analizini yapması lazım. Biz de programlarımıza denk gelirse bununla ilgili fikrimizi de söylemeye devam ederiz. Ya da bizim müşterimiz ise bizi istediği zaman arayabilir. O ayrıcalığı her zaman vardır. Bizim müşterilerimizin, info yatırım müşterilerimizin gün içerisinde, mesai saatlerinin içerisinde hisselerle ilgili görüşlerimizi zaten alabiliyorlar istedikleri zaman. Bunun için de elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız.